Merhaba arkadaşlar Meskemi Kimya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle doğa ve kimya konusunu işleyeceğiz. Konumuzun ilk başında sudan bahsedeceğiz. Suyu nasıl tasarruflu kullanırız bunlardan bahsedeceğiz. Sert su, yumuşak su bu nedir bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında da çevre kirliliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Konuyla ilgili pdf'i aşağıda açıklama kısmına bıraktım. Oradan indirip benimle beraber takip edebilirsiniz. Hazır buraya kadar gelmişken kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ne diyoruz? Hazırsak başlayalım. Suyun varlıklar için öneminden bahsedelim. Dünyamızın yaklaşık %75'i sudur. İnsan vücudunun da yaklaşık %75'i sudur deniliyordu ama şöyle söylemek lazım aslında. Çocuklarda %75, yetişkinlerde ise aşağı yukarı %50-%60 bandında diyebiliriz. Su iyi bir çözücüdür. Hatta evrensel çözücü olarak da ifade edilmektedir. Karıştırıldığı maddeleri az ya da çok çözebilmektedir. Su besinlerin sindirilmesinde, vücutta oluşan atıkların akciğer ve böbreklerden dışarıya atılmasında kullanılmaktadır. Böbreklerin dengeli çalışması için suya kesinlikle ihtiyacımız vardır. Günde o yüzden belirli bir miktarda su içmemiz gerekmektedir. Vücudun ısı dengesini sağlamaktadır. Metabolizmayı hızlandırıp günlük harcanan kalori miktarını arttırmaktadır ve buna bağlı olarak da zayıflamayı kolaylaştırmaktadır. Eklemleri ve iç organları korumaktadır. Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Fotosentezin oluşması için karbondioksit ve suyun birleşip besin ve oksijene dönüştürülmesi dönüşümünden bahsediyorduk. Demek ki burada su nedir? Lazımdır arkadaşlar. Doğal su kaynaklarımızdan bahsedelim. Dünyadaki suyun yaklaşık %97'si tuzlu sudur arkadaşlar. Geriye kalan yaklaşık %3'ü de tatlı sudur. Ama bu tatlı suyun da büyük bir kısmı buzullarda bulunmaktadır. Geriye kalan kısmı ise göl, akarsu, nehir gibi yerlerde bulunmaktadır. İnsanların kullanabileceği tatlı su miktarı az olduğu için bunu idareli ve sınırlı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Eğer böyle israf etmeye devam eder Dersek, biliyorsunuz belgesellerini de seyretmişsinizdir sıfır günü diye bir şey vardı her insanın 25 litre ile sınırlandırılması gibi bir durum vardı. Belki seyretmişsinizdir. Eğer seyretmeyenler varsa kesinlikle o belgeseli seyretsin arkadaşlar. Demiştik ya kullanılabilir, ulaşabildiğimiz su kaynakları nelerdi arkadaşlar? Yeraltı suları, göller ve akarsular arkadaşlar. Buzullar kolay kolay ulaşabileceğimiz bir su kaynağı değildir. Tatlı suyun çok büyük bir miktarı buzullarda diye gidip buzullardan buz getiremiyoruz. Kolay bir şey değil, maliyetli bir şey. Onu yapacağımıza tuzlu suyu tatlı suya çevirmek daha ucuz olacaktır. Şimdi ise su döngüsünden bahsedelim. Su döngüsünde şöyle bir durum söz konusudur. Dünyadaki su denizlerden, okyanuslardan, nehirlerden buharlaşır. Sürekli bir buharlaşma vardır. Buharlaşan su gökyüzünde bulutlar şeklinde toplanır ve yeterli yoğunluğa ulaştığında yağmur olarak, kar olarak, dolu olarak ne yapmaktadır? Yeryüzüne yağmaktadır arkadaşlar. Aslında burada şunu da söyleyebiliriz. Bu su döngüsüyle beraber su arıtılmış olmaktadır. Şöyle söyleyelim. Yeryüzündeki kirli sular da buharlaşmaktadır. Su buharı gökyüzünde ne oluyor? yoğuşuyor ve su damlalı olarak yeryüzüne yağıyor. Yani ne oldu arkadaşlar? O kirlilikten arındırılmış oldu. Ülkemiz için su fakiri bir ülke diyemeyiz ama su zengini ülke de diyemeyiz. Elimizdeki kaynaklar sınırlıdır. Bunu uygun bir şekilde kullanmamız gerekmektedir. Türkiye'de su ile ilgili en büyük problemimiz su kaynaklarını çok verimsiz kullanmamızdır. Burada yaptığımız bazı hatalar var. Birazdan bunları söyleyeceğim zaten. Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasından dolayı haliyle ihtiyaç duyulan su miktarı da artmaktadır. E buna bağlı olarak da arkadaşlar ne yapmak zorundayız? Suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Evlerde kullanılan suyun yaklaşık %10'u yeme ve içme kısmında kullanılmaktadır. %30'unu ne yazık ki tuvaletlerde kullanmaktayız. %20'sini ise çamaşır ve bulaşıkta kullanmaktayız. %5'ini ise temizlik amacıyla kullanmaktayız arkadaşlar. Evet geldik su tasarrufu için alınabilecek önlemlerimize. Su tasarrufu bizim için çok önemli bir şeydir arkadaşlar. Eğer bu suyu tasarruflu kullanmazsak ileride geçmişte harcadığımız sulara pişmanlık duyabiliriz arkadaşlar. Mesela bulaşık ve çamaşır Elde yıkamak yerine biriktirip makinede yıkamamız gerekiyor. Çünkü makine çok daha az su kullanmakta. Ama makineye iki tane çamaşır atıp veya iki tane bulaşık atıp makineyi çalıştırmak hiç doğru bir davranış değildir. Tamamen doldurmak gerekiyor. Her seferinde maksimum dolulukla çalıştırırsak az kullanmış oluruz. Bundan dolayı da su tasarrufu yapmış oluruz. Bozuk muslukları tamir etmemiz gerekir. Eğer tamir etmezsek bu damlayan sular belirli bir süre sonra tonlarca suya dönüşmüş oluyor. Çok büyük bir israf vardır orada arkadaşlar. Musluk ve duş başlıklarında su akış hızını azaltıp su tasarrufu sağlayan sistemler vardır. Bunları kullanmamız gerekiyor. Çok küçük parçalardır. Bunları her musluğa takarak evde ciddi bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Diş fırçalama ve tıraş olurken musluğu açık bırakmak çok büyük bir yanlıştır. Bunu da yapmamız gerekiyor. Çok az bir miktar suyu alıp musluğu kapattıktan sonra dişlerimizi fırçalayabiliriz. Veya küçük bir kaseye suyu koyup tıraş olduktan sonra orada tıraş bıçağını temizleyebiliriz mesela. Duş alırken musluk sürekli açık bırakılmamalı. Orada sürekli su akıyor. Sen orada yıkanıyorsun, ediyorsun. E ne? Dünya kadar suyu harcıyorsun. Bunu yapmamak lazım. Bazı arkadaşlar şunu yapıyordur. Büyük ihtimalle birçoğunuzun da başına gelmiş musluğu açıyor su ısınmıyor. O sırada suyun ısınmasını beklerken su boşa akıyor ya. Bir rahatsızlık hissediyor insan. Ne yapıyor? Elini suyun altına tutuyor. Niye? Boşa akmış hissi oluşmasın diye. Oysa ki şunu yapsak daha mantıklı arkadaşlar. Bir tane kova koyun oraya. Musluğu açın. Su ısınana kadar oraya dolsun. Su ısındıktan sonra da kullanın arkadaşlar. O suyu ne yapacaksınız? İsraf etmeyeceksiniz tabii ki. Tuvalette kullanabilirsiniz. Başka işlerde kullanabilirsiniz veya onu sıcak su ekleyip direkt oradan maşafayla da yıkanabilirsiniz. Bunu da kullanabilirsiniz mesela. Ama burada ...ciddi bir su israfı vardır. Duşlarda süreyi kısa tutmak çok önemlidir. Bir de o suyu boşa akıtmamak gerekir. Bu da önemli bir detaydır arkadaşlar. Yağmur yağma ihtimali olan günlerde araç yıkamamak lazım. O gün yağış var dediklerinde gidip aracıyı yıkatmamak lazım. Sonrasında benim pişmanlığımı yaşayabilirsiniz. O gün hava şartlarına bakmayıp arabayı yıkatıyorum. Bir saat sonra yağmur yağıyor daha beter oluyor. Sanki ben arabayı yıkattığımda yağmur yağıyormuş gibi bir hisle de kapılmıyor değilim açıkçası. Aynı durum bahçe sulaması için de geçerlidir. O gün yağış ihtimali varsa bahçeyi sulamamak lazım. Lazım. Zaten yağmur yağarak oradaki bahçeyi sulayacak. Bunun için su israf etmemek gerekir. Evde mesela meyve ve sebzeleri yıkadıktan sonra o suyu boşa akıtıyoruz. Bunun yerine bir kase içerisinde meyveleri bekletip yıkayıp o suyu çiçek sulamasında kullanabiliriz veya tuvalette kullanabiliriz. Yani kullanılacak yer çok ama buradaki suyu da israf etmemiş olabiliriz. Tarım arazilerinde salma sulama dediğimiz olaydan vazgeçmemiz gerekiyor. Salma sulama dediğimiz olay böyle hark açıp böyle suyun oradan akmasını sağlamak. Burada ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Su zaten o açtığınız yolda emin Biliyor. Suyun bir kısmı orada harcanıyor. Sonra tarlaya ulaşıyor. tarla da böyle sağa sola gidiyor. Boşa harcanmış oluyor. Bunun yerine ne kullanmak gerekiyor? Damla sulama arkadaşlar. Damla sulamada damla damla su geliyor. O sadece bitkinin köküne su damlattığı için çok verimli olmuş oluyor. Çok daha az bir miktarla burada tarlanın tamamını sulamış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Su kirletici maddelerin doğaya bırakılmaması gerekiyor. Nedir bu su kirletici maddeler? Birçok şey var ama evlerdekinden bahsedelim. Deterjan atıkları. Çok ciddi tehlikedir. Boya atıkları. Ya Yağ arkadaşlar yağ çok 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 önemli burası. Evde kullanılmış yağları lavabodan döküyoruz. Bu ne oluyor? Suya karışıyor ve tonlarca suyu kirletiyor arkadaşlar. O yüzden bu tip atıklarımızı ne yapmamız gerekiyor? Atık depolarında toplamamız. Mümkünse yağları kızartma yağlarını bir yerde depolayıp hatta gelip dolaşıyorlar. Oradaki yetkililere de teslim edebilirsiniz yağları. Gri su dediğimiz bir su vardır. Duşlardan, küvetten ve lavabolardan gelen sular. Bunlar ne çok kirlidir ne de çok temizdir. Yani yani oradaki içilmez tabii ki ama çok kirli de değildir. Bu sular tekrar değerlendirilebilir. Mesela ne yapılabilir? Şöyle sistemler var. Klozetin üzerine musluk yapmışlar. Elini orada yıkıyorsun. Ne oluyor? O su klozetin olduğu yere doluyor. Sonra da ona basıp tuvaleti temizlemiş oluyorsun. Çok güzel bir sistem. Bunlar yapılabilir. Veya evlerde gri su arıtma sistemleri yapılıp bununla bahçeler falan sulanabilir mesela. İşte burada gri su kullanım alanlarından bahsetmişim. Bakalım neler var? Çamaşır yıkamada kullanılabiliyormuş. Tuvalet sifonlarında kullanılabiliyormuş. Tuvalet sifonlarında kullanılabiliyormuş. Araç yıkama ve endüstriyel alanlarda kullanılabiliyormuş. Ve yeşil alanlar ve bahçe sulamasında kullanılabiliyormuş arkadaşlar. Gri su kullanımının faydaları nedir? Bir, tabii ki su tüketimi azalacak. Çünkü aynı suyu bir kere daha kullanmış oluyorsun. Bu da ne yapıyor? Tasarruf sağlıyor. Enerji ve kimyasal madde kullanımını azaltmış oluyorsun. Arıtma tesislerinin yükünü azaltmış oluyorsun. Sulama yaparak da bitki gelişimine katkı sağlamış oluyorsun. Mesela başka ne yapılabilir bu su tasarrufu için? Yağmur toplama sistemleri yağmur hasat sistemleri kurulabilir. Bu tabii ki müstakil evler için daha mümkün de aslında apartmanlar da yapabilir bunu. Çatılarına bu sistemi kurarak bu suyu tekrar değerlendirebilirler. Sistem şu şekilde bakınız. Çatılardaki suyu oluklarla depoluyor. Burada küçük bir filtreleme gerçekleştiriyor. Sonra da çamaşır makinesi, bahçe sulama gibi farklı yerlerde kullanabiliyor. Evlerdeki musluklar sensörlü musluklarla değiştirilebilir. Yani elimizi altına götürdüğümüzde AVM'lerdeki gibi su akacak. Çektiğimizde duracak. Bu ciddi bir tasarruftur arkadaşlar. Su su şebekelerinde su kayıpları varsa bunları gidermek lazım. Sağda solda muslukların, sağda solda borularda falan akıntı varsa bunları da engellemek lazım. O da çünkü belli bir süre sonra ciddi bir su kaybına sebebiyet vermekte. Gelelim suyun sertlik ve yumuşaklık özelliğine. Ne var bunun içerisinde? Şunlardan bahsedebiliriz. İçerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunan sulara biz sert su diyoruz. Bunu fazla miktarda içeren sulara sert su diyoruz. İçerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonu bulunmayan ya da çok az bulunan sulara ise yumuşak su diyoruz. Biz sulardaki sertliği ikiye ayırıyoruz. 1 geçici sertlik, 2 kalıcı sertlik arkadaşlar. Geçici sertliği kaynatarak da olsa götürebiliyoruz ama kalıcı sertliği götürmek için farklı yöntemler kullanmamız gerekiyor. Geçici sertlik sulardaki bikarbonat iyonlarının kalsiyum ve magnezyumla kalsiyum bikarbonat ve magnezyum bikarbonat oluşturması olayıdır. Bunu kaynatarak uzaklaştırabiliyoruz. Kaynattığımızda bakın ne oluyor? Kalsiyum bikarbonatı ısıttık. Kalsiyum karbonata dönüştü. Böylelikle sudaki sertlik azalmış oldu. Bu iyonlardan kurtulmuş oldu. Veya kalsiyum hidroksit ekleme yani kireç suyu eklemede aynı şekilde bu etkiyi sağlayacaktır. Tepkimeye bakın. Magnezyum bikarbonat kalsiyum hidroksitle tepkimeye girdi. Kalsiyum karbonat ve magnezyum hidroksit çöktü. Böylelikle sudaki sertlik giderilmiş olur. Kalıcı sertlik ise kalsiyum ve magnezyum iyonlarının klor ve sülfatla oluşturduğu tuzlardır arkadaşlar. Bunu öyle kaynatarak götüremezsiniz. Bunun için farklı kimyasal tepkimeler gerekmektedir. Kalıcı sertliği çamaşır sodası ile götürebiliriz. İşte bu çamaşır makinesinde çamaşır yıkarken bir miktar çamaşır sodası eklediğinizde bu sertlikten kurtulabilirsiniz. Burada da bakın tepkimelerini göstermişiz. Buradaki sertliğe sebep olan iyonlar gördüğünüz gibi bunun ilavesi sonucunda ne oluyor? Çöküyor arkadaşlar. Ayrıca Ayrıca evlerdeki arıtma cihazlarında da iyon değiştirici reçine yastıklar vardır. Buradan su geçerken Kalsiyum ve magnezyum iyonları tutulur ve su yumuşatılmış olur. Sert suların diğer ismi kireçli sudur arkadaşlar. Sudaki kireç diyoruz ya işte bu. Sert su buradan gelmektedir. Sert suyun özelliklerinden bahsedelim. Hoş olmayan acımsı bir tadı vardır. Çamaşırları yıpratır ve grileştirir. Sert suyla yapılan çay birazcık bulanık olmaktadır. Sabunun köpürmesini engellediği için temizlikte daha fazla sabun kullanılmasına sebebiyet vermektedir. Sert sular kaynatıldığında dibe kireç birikmektedir. Çaydanlıkların dibinde bazen pamukkale oluşur böyle iyice kireç tabakası oluşur. Bunun sebebi işte nedir arkadaşlar? Sert sudur. Su arıtma cihazlarında kireç birikmesinden dolayı elektrik sarfiyatını ne yapmaktadır? arttırmaktadır. Bu söylediğim tabii ki elektrikli su arıtma sistemleri için geçerli. Yumuşak suyun özellikleri ise su ısıtma araçlarının ömrünün uzun olmasını sağlar. Mesela ne yapılır? Ütülere saf su koyarlar. Hatta marketlerde falan da satılmaktadır. Mümkünse ütünüze evde varsa arıtma cihazınız arıtma suyunu koyun ya da satılan saf sular var onları kullanın. Ya onun için masraf mı edeceğiz? E tabii ki etmeyebilirsiniz. Ütüler var bazı ütüler bu kiracı ayırabilen ütüler var. Onu da kullanabilirsiniz tabii ki. Çamaşır ve bulaşık Makinelerinin ömrünü uzatmaktadır. Yumuşak suyla çay yaptığınızda ise daha berrak olur ve daha lezzetli gelir arkadaşlar. Yumuşak su daha az sabun ve temizlik maddesi kullanmasını sağlar arkadaşlar. Burada bakın suların sertliği ile ilgili bir tablo vermişiz. İngiliz sertliği, Fransız sertliği, Alman sertliği bu sudaki kireç oranına göre belirlenmiş değerlerdir. Yumuşak su dediğimizde 0 ile 72 ppm arasında kalsiyum, magnezyum iyonu içermesinde geçerli bir durumdur. Bu sular çok güzeldir ve içilebilir. Yumuşak su dediğimizde 72 ile 145 ppm arasında içerdiğinde geçerlidir. Orta sert su dediğimizde 145-245 ppm arasında sertlik içeren maddeler demektir. Bu da içilebilir. Ama bundan sonrası sert su, çok sert su ve aşırı sert su ise içilmeye pek uygun değildir. Çünkü yüksek miktarda kireç içermektedir. Gelelim çevre kimyasına. Çevre kimyasında neyden bahsedeceğiz? Hava kirleticilerden bahsedeceğiz. Su ve toprak kirleticilerden bahsedeceğiz. Hava kirleticilerin içerisinde de asit yağmurlarından falan da bahsedeceğiz. Canlı hayatı ve ekolojik sistemi olumsuz etkileyen katı sıvı gaz halindeki maddelerin havada bulunmasına biz hava kirliliği diyoruz. Nedir bu hava kirletici maddeler? Tozlar var, zehirli gazlar var, ozon tabakasına zarar veren gazlar var, sera gazları var. Bunlar hava kirletici olarak geçmektedir. Mesela asbest lifleri var. Bunlar da ciddi bir hava kirleticidir. Kanserojen madde olduğu için vücutta aşırı miktarda birikmesi kansere sebebiyet vermektedir. Kömürün yanması ile havaya karışmaktadır. Eskiden çok fazla kullanıyordu kömür ve kalitesiz kömür kullanıldığı için daha fazla çıkıyordu. Şimdi ondan kurtulmuş olduk. Ama çatılarda ısı yalıtımında kullanılan bir madde vardır. O da asbest içermektedir. Onlar da çatılar temizlendiğinde ne yapılması gerekiyor? Toplanıp atık depolarına bırakılması gerekiyor. Fabrika ve motorlu araçlarda kullanılan fosil yakıtlarda atmosfere ciddi miktarda hava kirletici gaz bırakmaktadır. Bu gazlar azot oksitlerdir, kükürt oksitlerdir ve karbondioksit kar karbonmonoksit dediğimiz gazlardır arkadaşlar. Mesela volkanik patlamalar ve doğal yangınlar da hava kirliliğine belirli bir miktarda sebebiyet vermektedir. Atmosfere yayılan karbondioksit, kükürt dioksit, kükürt trioksit, azot dioksit gibi gazlar ametal artı fazla oksijen olduğu için asidik oksitlerdir. Havadaki su buharı ile birleşerek aside dönüşürler ve asit yağmuru oluştururlar arkadaşlar. Bunu hatırlarsanız Asit-baz konusunda görmüştük. Burada da bakın tepkimelerini yazmışım, nasıl oluştuğunu gösterdim. Şimdi asit yağmurlarından bahsedelim. Binalara, heykellere, tarihi eserlere, metal yapılara zarar vermektedir asit yağmurları. Aşındırma özelliği vardır. Toprağın yapısını olumsuz etkiler çünkü toprağa karışınca toprağın pH'ini değiştirir ve o toprağın pH'i değiştiğinde bitkiler bazı türler yaşayamaz hale gelir mesela. Yeryüzündeki bitki örtüsüne zarar verir. Yine bu toprağın pH'inin değişmesinden dolayı veya yaprakların üzerine o asit yağmurunun yağmasından dolayı bitkilerde zarar görmektedir. Su kaynaklarına karışıp suyun asitlik oranını değiştirdiği için suda yaşayan canlıların zarar görmesine sebep olmaktadır. Bu fosil yakıtların yanması sonucunda çıkan karbon monoksit gazı vardır. Bu zehirli bir gazdır arkadaşlar. Akciğer hastalıklarına sebebiyet vermektedir. Aşırı miktarda tabii ki teneffüs edildiğinde de ölüme sebebiyet vermektedir. Bitkilere çok zarar vermektedir ve dediğim gibi çok zehirli bir gazdır. Hatta soba gazı zehirlenmeleri var ya arkadaşlar. Burada işte karbon monoksitten dolayı zehirleniyor insanlar. Fosil yakıtların kullanımı sonucunda oluşan karbondioksit. Bunun dışında metan gazı, su buharı ve bunların dışında N2O gazı ve bir miktarda olsa ozon gazı sera etkisine sebebiyet vermektedir. Sera etkisi aslında dünyada olması gereken bir şeydir. Sera etkisi olmasa sıcaklıklar aşırı miktarda düşecektir. Bu sera etkisi lazım ama arkadaşlar aşırı miktarda sera etkisi ne oluyor? Dünyanın sıcaklığını fazladan arttırmakta ve bundan dolayı da küresel ısınma dediğimiz durumu ortaya çıkarmaktadır. Burada da bakın göstermişsiz şekilde ne oluyor? Sera etkisinden dolayı dünyaya gelen güneş ışınları tekrar dünyadan yansıması gerekirken sera gazlarına çarparak tekrar dünyaya gelmektedir. Yani aynı ışın dünyayı birkaç kez ısıtmaktadır. Bu da küresel ısınmaya sebebiyet vermektedir. Bunun dışında kloroflorokarbon gazları da sera etkisine sebebiyet vermekte. Ama bir de bunlar ozon tabakasına zarar vermektedir. Ozon tabakası bizi çok ciddi bir şekilde koruyan bir tabakadır. Ozon tabakasının delinmesi sonucunda güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları bize ulaşırsa kanser olmamıza sebep olabilir arkadaşlar. Ozon tabakasının incelmesine sebep olan durumlara bir bakalım neler varmış. Şimşek çakması sonucunda oluşan ayrıca jet motorların çalışması sonucunda açığa çıkan azot oksit gazları vardır. Bunlar ozon tabakasının incelmesine sebep olmaktadır. Soğut Soğutucularda kullanılan nedir bu soğutucular? Buzdolabı, klima, derin dondurucu. Bunlarda kullanılan kloroflora karbon gazları da ozon tabakasının incelmesine sebep olmaktadır. Sprey ve deodorantlar gibi aerosollerin içerdiği bazı maddelerde yine ozon tabakasına zarar vermektedir arkadaşlar. Gelelim su ve toprak kirleticilere. Nedir bu su ve toprak kirleticiler? Birincisi ağır metaller. Bu ağır metaller kanserojen etkiye sahiptir. Toksik maddedir yani zehirli maddelerdir. Karışmaması gerekir. Fazla miktarda olmaması gerekir toprakta. Bu ağır metaller hangileridir? Akü ve pillerde bulunan civa, kurşun, krom, kadmiyum, nikel, kobalt, mangan ve çinko gibi metaller ağır metal olarak söylediğimiz metallerdir arkadaşlar. Ve bunlar toprağa karıştığında kirliliğe sebep olmaktadır. Pil vaküller toprağa karıştığında bu ağır metaller toprağa geçtikten sonra bitkiler ve bazı canlılar bunları aldığı için onların bünyelerine geçmekte onlardan da bize ulaşmakta arkadaşlar. Bir diğeri endüstriyel atıklar. Neler var? Metal madenciliğinde kullanılan kimyasallar var. Kağıt endüstrisinde kullanılan kimyasallar var. Petrol endüstrisinde kullanılan kimyasallar var. Gıda üretiminde kullanılan kimyasallar var. Tarımsal üretimde kullanılan kimyasallar var. Kimya sektöründe kullanılan kimyasallar var. Bunlar toprağa fazlasıyla karıştığında ne yapmakta toprağı kirletmekte. Oradan suya karışırsa suyu da kirletmekte arkadaşlar. Bu atıkları sayarsak neler var? Solvent içeren maddeleri söyleyebiliriz. Haşere ilaçlarını söyleyebiliriz. Boyaları söyleyebiliriz. Asit ve alkali maddeleri söyleyebiliriz. Bunlar ayrıca deri hastalıklarına da sebep olmaktadır. Benzen, toluen, kısilen dediğimiz çözücüler vardır. Bunlar da çok tehlikeli kimyasallardır. Bunlar da toksik maddedir, zehirli maddedir. Toprağa ve suya karışmaması gerekmektedir. Endüstride kullanılan asitler var. Ne bunlar? H2 H3PO4 var, H3PO4 var, H2SO3 var, HCl var, HNO3 var, CaOH2 var. Bunların da fazlası Suyun ve toprağın pH'ını değiştirdiği için tehlikelidir arkadaşlar. HCN var. Yani hidrojen siyanür. Altın arama işlemlerinde kullanılan bir maddedir. Bu da çok toksik bir maddedir, zehirli bir maddedir. Doğaya karışmaması gerekir. Hatta bazen görmüşsünüzdür altın madenleriyle ilgili eylemler yapılır. Bunun sebebi işte bu siyanürle altın aramadır arkadaşlar. Bunu yapmadığında evet daha az doğaya zarar veriyor. Yine veriyor ama daha az zarar veriyor. Ama bunu yaptığında doğaya çok ciddi şekilde zarar vermekte arkadaşlar. Formaldehit var. Laminant parke yapımında falan kullanılıyor ve zehirli bir maddedir. Bunun da toprağa ve suya karışmaması gerekir. Deterjanlar var, kimyasal gübreler var. Bunlar da suya karışabiliyor, toprağa karışabiliyor ve suya karıştığında özellikle Ötrifikasyon dediğimiz suyun yüzeyinde oluşan aşırı bakteri üremesinden dolayı sudaki canlıların zarar görmesine sebep olmakta arkadaşlar. Bu çevre kirliliğinden nasıl kurtulabiliriz? Neler yapabiliriz arkadaşlar? Dünyayı kurtarmak sadece Avengers'ın işi değildir arkadaşlar. Bizim de işimiz. Fosil yakıtların kullanımını azaltmak gerekiyor. Daha temiz enerji kaynaklarına geçmemiz lazım. Elektrikle çalışan arabalar var mesela. Buna geçmek lazım. Benzinli scooter yerine elektrikli scooter kullanmak lazım. Hatta mümkünse bisiklet kullanmak lazım. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz lazım. Rüzgar enerjisi var, güneş enerjisi var, jeotermal enerjimiz var, dalga enerjisi var. Bu denizdeki dalgadan elektrik üreten sistemler bile var arkadaşlar. Bunlara yönelmemiz gerekiyor. Fosil yakıtları yakarak atmosferi kirletmememiz gerekiyor. Atık pil, kağıt, plastik, cam, metal bunları kesinlikle ve kesinlikle geri dönüştürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları geri dönüştürdüğümüzde bir sürü faydası var. Bu faydalardan bir tanesi aynı maddeyi tekrar üretmek için ham madde ihtiyacını azaltmış oluyorsun. Mesela kağıt. O kağıdı geri dönüştürdüğünde dünya kadar ağacı kurtarmış oluyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam 1 ton atık kağıttan 17 tane ağacı kurtarmış oluyorsunuz. Ve bu 1 ton atık kağıdı kağıda dönüştürdüğünüzde diğer bir şekilde 1 ton kağıt üretmek istediğinizden %90 daha az elektrik harcamış oluyorsunuz arkadaşlar. Sadece %10'u kadar bir elektrik kullanmış oluyorsunuz. Fabrika bacalarından çıkan gazlar kesinlikle filtrelenmez. Bazı ülkelerde hatta bunu şöyle yapmışlar. Fabrika bacalarından çıkan gazları tutuyorlar. Bazı kimyasallardan geçiriyorlar ve oradan alçı elde ediyorlar. Elde ettikleri alçıyla alçıpan duvar yapıyorlar. Bakın fabrikadan çıkan atıkla yapıyorlar bunu. Ormanları korumak ve yeşil alanları arttırmak gerekiyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yeşil alan saksı demek değildir. Yani bir betonun üzerine ağaç dikmenin hiçbir faydası yoktur. Ormanlık alanların arttırılması gerekiyor arkadaşlar. Kanalizasyon suları ve fabrika atıkları kesinlikle ve kesinlikle arıtılmadan sisteme dahil edilmemeli. Arıtılırsa daha az kirlilik oluşacaktır arkadaşlar. Deterjen üretiminde bakterilerin kolay parçalayabileceği kimyasallar kullanılmalıdır. Var bu arkadaşlar. Yavaş yavaş buna geçilmeye başlandı. Daha da ilerleyecektir diye düşünüyorum. Evsel ve endüstriyel atıkların toprak ve suya doğrudan karışması engellenmelidir. Tarımda topraklar aşırı kimyasal gübreyle gübrelenmemelidir. Ne kadar çok gübre atarsam o kadar mahsul elde ederim. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Her bir bitkinin alabileceği kimyasal gübre miktarı bellidir. Bunu ziraat mühendislerine danışarak kullanılması gereken miktarı çok rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Hatta mümkünse organik gübre kullanın arkadaşlar. Solucan gübresi var, diğer hayvanların dışkıları var. Yani bunlarla yapılabilir. Buzdolabı ve klimalarda çevreye zararı olmayan gazlar kullanılmalıdır. Yavaş yavaş buna da geçilmeye başlandı. Az enerji tüketen A sınıfı elektrikli cihazlar kullanmak gerekir. Ne alakası var? Arkadaşlar A sınıfı kullandığınızda hatta A+++++ plus, plus, plus artık gidiyor bir sürü artı koymuşlar yanına. Ne kadar fazla bu A sınıfı enerji kullanan araçları kullanırsak o kadar az elektrik harcamış oluruz. Faturadan bahsetmiyorum. Faturanın düşmesi tabii ki güzel bir şey ama şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Ne kadar az elektrik tüketirsek şu anda fosil yakıtlarla elektrik üretiyoruz. Bunun kullanımını azaltmış oluruz. Yine çevreyi korumuş olursunuz arkadaşlar. Çevre temizliği ve çevre kirliliğine karşı önlem alma konusunda farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Elinizde bir çöp varsa mümkünse o çöple gezin, çöp tenekesi bulana kadar arkadaşlar. Eğer siz atarsanız, örnek veriyorum, sizi gören birisi de atacaktır. Veya birisi attığında mümkünse uyarın. Yani laftan anlayabilecek bir insansa uyarın. Ne kadar fazla yaparsak bunu, insanlar Çöpe atarken biri beni uyarır endişesiyle onu götürüp çöp tenekesine atabilir arkadaşlar. Her birimize bu konuda görev düşüyor. Çevreyi kirleten kuruluşlara da gerekli cezayı vermek gerekiyor. Bazı insanlara söylemek yetmiyor. Onların hakkı kötektir arkadaşlar. Gerekiyorsa cezayı vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Böylelikle doğa ve kimya konusunu bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hazır buraya kadar geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Ne diyoruz arkadaşlar? Çıkın çıkın gelin. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.